pancar mevzusu malum bir takım aslı astarı olmayan şeyler geçenlerde yansıdı. Hepimiz duyduk, dinledik. Sonrasında dinlerseniz beni memnun olurum. Beni dinlerseniz memnun olurum. Bu sıkıntılı bir süreç. Bunu kabul ediyoruz. Birkaç gün önce de zaten Elbistan Şeker Fabrikası'nın yöneticileri ve çiftçi ve muhtar temsilcilerimizle bir toplantı yaptık. Orada yaklaşık 2 saate yakın konuştuk. Herkes derdini, sıkıntısını anlattı. Yetkililer cevap verdi. Biz aracı olduk ve orada şeker fabrikasının yetkililerine de dedim. Çiftçimiz, köylümüz, esnafımız bizim başımızın tacıdır. Her ne derseniz deyin, onlar her ne derse desin, bir kere sizin nezdinizde benim yanımda 1-0 öndedirler. Onlar her zaman haklıdır. Ama bunu da bizim istismar etmememiz lazım. Bizim de kendi sorumluluklarımızı bilmemiz lazım ve bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Nihayetinde devletimiz bir karar aldı. Bu şeker fabrikaları özelleştirildi. Daha iyi hizmet versin diye yapıldı. Daha geriye gitsin diye değil. Orayı satın alan insanlar da orayı kapatıp batırmak için almadı. Yani dünya dolusu parayı verdi ki çalıştırıp para kazanmak istiyor insanlar da. Onlar da daha çok iş yapmak istiyorlar. Ama tabii ki bir geçiş süreci. Bir takım eksiklik ve aksaklıkların olduğunu da kendileri de kabul ediyorlar. Bunu da toplantıda kendileri birinci ağızdan zaten söylediler. Önümüzdeki yıl bu yaşanan sorun ve sıkıntıların hiçbirinin olmayacağını da taahhüt ettiler. Kendilerinin bu sene ciddi manada tecrübe kazandıklarını da söylediler. Ama bu konuda sizlerden de biraz olsun sabır ve anlayış bekliyorlar. Onlar da haklı, siz daha da haklısınız anlıyorum. Ancak bir de sorunların çözüm mecrasında iyi tespit etmek lazım. Bir sorun sıkıntı olduğu zaman dediğim gibi bizim kapımız da açık, telefonumuz da açık, gönlümüz de açık. Artı yetkili bakanlar da aynı şeyi söylediler. Oraya da gidebilirsiniz. Haberimiz olursa kısa yoldan çözme şansımız olabilir. Ama farklı şekilde çözüm yoluna gidildiği zaman maalesef hiç çığırından çıkıyor. Ve sorunlar kar topu gibi de büyüyor. Ve çözümsüzlüğe gidiyor ondan sonra. Bu konuda da sizden bir istirhamım olacak ve az önce ilçe tarım müdürümüz söyledi. Salı günü Elbistan'da Tarım Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer gelerek bu pancar alımıyla alakalı toplantı yapacaklar. Ben o Salı günü saat 10'daymış. Elbistan Ziraat Odası'nda Salı günü saat 10'da Tarım Bakanlığı yetkilileri ve Elbistan Şeker Fabrikası yetkilileri artı muhtarlarımız, çiftçilerimiz herkese açık toplantı yapacaklar. Herhalde orada sorunlarınızı, sıkıntılarınızı birinci elde yine iletme fırsatınız olacak. Ola ki bizim çözemediğimiz sorunumuz, sıkıntınız olur. Oraya da iletebilirsiniz. Bence sorumluluk sahibi birer çiftçi, birer muhtar olarak o toplantıyı hiçbirinizin kaçırmaması lazım.